Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tediz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere skin al-sat taktiğimiz var. Bunu Discord'dan soranlar oldu, nasıl yapacağız falan diye. Bir tane arkadaşımız söyledi, hatta işte envanterinde bu kadar para var, nasıl değerlendirebilirim vesaire diye. Onlar için bu videoyu çekiyorum şimdiden. Daha atmayı bekleyecektim aslında bu videoyu ama yani sizler de ısrar edince, soranlar olunca çekeyim dedim. Öncelikle yapmamız gereken, bir saniye benim Discord'um bir açılsın. Şimdi hiç param yok diyenler için. Arkadaşlar Discord'umuza geliyorsunuz, açıklamada linkleri var. Buradan karlı oyunlar kısmına geliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi toplamda 38 tane oyun var. Bu kadar oyundan zaten şu ikisi bedava. Hiç sıfır paranız olsa bile bu ikisini bedava. Sonra gidersiniz Zup 3. Sonra oradan gelen kartlarla birlikte Zup 8 falan derken yavaş yavaş hepsini bitirirsiniz. Hatta ilk başta bu ikisini öneririm bunları yaptıktan sonra. Hiç paranız yoksa tabii ki. Buradan bir rahat 90 lira falan gelecek. Bunun videosunda şu anda e-butonundan bulabilirsiniz. Steam para kazanma yolları diye bir rehberimiz var. Orada anlatıyorum yani nasıl yapacağınızı falan. İdle Master gerekiyor bunun için size. Oradan parayı kastıktan sonra arkadaşlar 90 lira gibi bir bütçe elinize geçecek. Yani size gelecek olan 90 lira. Bu arada arkadaşlar Steam Inventory Helper var. Eğer şu anda o videoyu izleyip de geldiyseniz. Steam Inventory Helper normalde Chrome eklentisiydi ancak Chrome'dan kalktı. Onun yerine artık Steam Inventory Helper yazıyorsunuz ve ilk çıkan siteye giriyorsunuz. Linklerini vereceğim açıklamada. Buradan Download'a tıklıyorsunuz. Buradan size nasıl yapacağınızı falan anlatıyor. Mesela burada More Tools yazıyor. Buradan 3 noktaya tıkladım. Diğer araçlar uzantılar anlamına geliyor yani bu. Hani yani yerlerine bakarak da yapabilirsiniz. Sonra gösterdiklerini yaparsınız ve onu eklemiş olursunuz Steam Inventory Helper'ı. Buradan da indirebilirsiniz. Steam Inventory Helper bize level atlamamızda, Steam pazarını kullanmamızda, topluluk pazarını lazım oluyor, gerekli oluyor yani. İşimizi kolaylaştırıyor diyelim. Şimdi arkadaşlar benim şu anda topluluk pazarımda görüyorsunuz 3-6 tane AK-47 bir tane de AWP Pobos var. Şimdi bu bayağı bir sizi bekletecek bir olay. Ben yani bunların fiyatlarını biraz yükseğe koydum. Yani illaki satılacaklar çünkü hani dolar artıyor falan. Bunların da fiyatları illaki artıyor arkadaşlar. Öyle bir şey var Steam'de de. Şimdi ama diyeceksiniz ki biz şimdi gidelim normal AK-47 alalım mı diyeceksiniz. Tabii ki de hayır. Bakın bunun üstünde gördüğünüz gibi çıkartmalar var. Bunun üstünde var. Daha sonra bunun üstünde var. Bunun üstünde var. Bunun üstünde var. Yani bunun üstünde bir taneymiş. Mesela bunu ucuza koymuşum zaten değerlerine göre. Bunun üstünde var. Bunun üstünde var görüyorsunuz. Şimdi topluluk pazarından bir bakalım fiyatlarına. Optic Gaming Köln. Değil mi? Hepsi 3 tanesi aynı. Evet. Optic Gaming Köln 2016. Optic Gaming. Gördüğünüz gibi 11 lira 55 kuruş arkadaşlar. Şimdi bunun üstünde 3 tane Optic Gaming Köln 2016 var. Kaç para yaptı? 33 TL. Sonra da Davkost Katowice 2019 var. Bu da 1 lira 69 kuruş. Bunu yani saymamıza gerek yok. Parlak falan değil zaten herhalde. Aynen. Yani 33-34 lira falan sticker var yani bunun üstünde arkadaşlar. Şimdi o stickerların hastası var bir kere. Yani ben bunu ne kadar aldım hatırlamıyorum ama 2 lira kar koydum sanırım üstüne. Kendi alacağım yere 15.70 yazdım. Ben bunu 13.70 almıştım diye hatırlıyorum. İşte alıcı da 18 ödeyecek. Bana gelecek olan bu kadar. Yani 2 lira kar etmiş olacağım bu silahtan. Tabii ki daha yükseğe koyabilirsiniz ama satılması falan uzun sürer. Şimdi peki nasıl bulacağız diyecek olursanız topluluk pazarına geliyorsunuz. Arkadaşlar buradan Counter Strike Global Offensive seçtik. Mesela AK-47 kırmızı çizgiye girelim. Redline. Şimdi gördüğünüz gibi burada var mesela bir tane hemen. Bir dakika bakalım bir bunların fiyatlarına. İşte şimdi Steam Inventory Helper size bunu yarıyor. Bunların üstüne tıklayıp bakabiliyorsunuz hemen. Evet yani kötü yani bunların fiyatları. Az önce gösterdiğim gibi daha iyi fiyatlarını bulabilirsiniz. Mesela bu pahalıdır. Evet. 34, 7 ve 8 lira. Şu anda mesela bende para olmuş olsaydı keşke ki bunu alsaydım. 34 artı 7 kaç para yaptı? 41 artı 8 yani totalde 50 lira falan arkadaşlar. Peki silahın minimum fiyatı 107.94. Bu kadar yani 50 kuruş daha fazla sanki. 50 kuruş daha fazla üstünde 50 liralık sticker olan bir silah alıyorsunuz. Ve bu silahı daha pahalıya satabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bende para olmuş olsaydı şu an onu alırdım ve yani o silahtan bir 5 lira falan kar edebilirdik. Ve mutlaka söylüyorum hatıra silahlarını almayın. Hatıra silahları zaten ucuz oluyor bazıları yani hepsi değil. Üstündeki stickerlar zaten dehşetil vahşet yani pahalı oluyor. Bakın 0.69 aslında bunlar bakın şimdi. Yani bakın 43 mesela daha pahalıları da olabilir. Yani o şekilde oluyor. Bakın hepsinin aynı sticker var zaten.
illa ya yokmuş pardon. Mesela bakın şuna bakın. Altın yani bunların rengi. Bakın 341 4 7 5. Abi hepsi altın değil miymiş bunların ya? He, topluluk pazarında yokmuş şu an. Anlayamadım. Bakın 210 falan. Gördüğünüz gibi aslında yani bu şekilde hatıra almayacaksınız yani. Hatıra olmuyor. Onu söyleyeyim size bir kere. Tek yapmanız gereken counter'ı seçtikten sonra ilk 50 sayfada en çok satılanları görebiliyorsunuz. Mesela bu bizim çekilişte vereceğimiz M4A4'te yani boşluk. Mesela genelde AK-47'lerde oluyor. Bendekinden görebilirsiniz zaten kaç tane AK aldığımı. Mesela AK-47 seçkin yapım. Girdik buraya. Bakın şimdi bunları görememiş olsaydık. Buraya sticker yazıp arattığımız zaman gördüğünüz gibi tüm stickerlı olanları bize gösteriyor. Ama bizim yapmamız gereken minimum 3 ve yani 4 alabiliyor zaten maksimum. Minimum 3 olacak arkadaşlar. 2 almaya çalışın. 1 de almaya çalışın. Ben yani hata yapıp 1 aldım. Nerede? Bakın mesela bu 1 almışım yani bunu. Bunu zaten yani karım buradan 50 kuruş falan. Yani dediğim gibi tek yapmanız gereken bu. Paranız bu şekilde illaki arttırırsınız. Yani envanterinizde boş boş duracağına mesela silahlar buradan alırsınız abi. Mesela diyelim ki o arkadaşın 4000 lira varmış Steam envanterinde. 4000 liraya mesela 50 liralık silahlardan totalde 4000 bölü 50 80 tane silah alır. Abi 80 tane silah aldın. Hepsini 1 liralık kâra koydun. 80 liraya aldın tertemiz. Bir günde sana kim 80 lira verecekti? İşte dediğim gibi bir günde 80 lira kâr edebilirsin. Yani bu taktikle eğer bu videoyu izlediysen buraya kadar. Umarım ki izlemişsindir. Bu taktiği yapın. Eğer herhangi bir sorunuz olacak olursa da Discord'umuzdan direkt chat kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Moderatörler ve ben yardımcı olmaya çalışırım. Ve bilen arkadaşlarımız varsa illaki onlar da yardımcı olur. Ben bazılarında özelden iletişim kurmuştum. Bana soranlar falan olmuştu. Ama artık yani özelden iletişim kurması o kadar zorlaşmaya başladı ki yani bir günde 10 kişi falan yazıyor böyle yani hepsine yetişme çok zor oluyor yani. Onun için kusura bakmayın yani artık özelden cevap vermemeye başlayacağım. Herkes chat kısmına yönlendireceğim. Ve Discord'umuz yenilendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site kodlarımız burada, şikayet önerileriniz, video önerileriniz, CSGO sitelerimiz falan geldi. Artık sessiz sohbetlerimiz var. Burada müzik falan dinleyebilirsiniz. Müzik yerlerimiz eklendi. Yeni roller ekleyeceğiz. Şu anda Kings rolümüz var. Bu otomatik olarak herkese verilen rol. Yeni roller gelecek arkadaşlar. Mesela diyelim ki birisine yardımda bulundunuz. O arkadaşınızla ona özel bir sohbet oluşturacağız. Mesela sohbet kanalı. Yardımınızı SS olarak aldı, buraya attı falan. Hani ona göre size şey yapacağız. Mesela diyelim ki 50 tane yaparsın. Bayağı en yüksek yere yerleşirsin mesela. 10 tane yaparsın. Düşüğe yerleşirsin. Hiç yapmazsın. En düşükte olursun mesela. En altlarda gözükürsün falan. Aktiflik sıralamasında. Ona göre değiştirmeyi düşünüyoruz her şeyi. O zaman iyi günler, iyi oyunlar, iyi katlamalar diliyorum. Çekilişimize katılmayı unutmayın.